Piyanodayız şu an. Piyanoda takılıyoruz. Herkese bayramın 3. gününden merhabalar. Nil'in sesiyle birlikte videoya başlıyoruz. Ha anneciğim. Bugün sabah kahvaltı yaparken eşim aradı. Ne yapıyorsunuz diye. İyiyiz. Kabahçede kahvaltı yapıyoruz dedim. İyi hadi bana da çay koyun dedi. Öyle bir sürpriz yaptı kocuşkom. Sağ olsun. Niloşko'yu çok özledi tabii o da. Öyle 1,5 gün burada olacak. Sonra da çok bayram trafiğine kalmak istemiyor tabii doğal olarak. Gidecek. Kızlar da zaten evde biliyorsunuz. Mia ile Maya. Onları da çok fazla aşı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz çünkü. Şimdi kahvelerimizi içiyorum. Yani ben burada içiyorum. Niloşko'yla beraber annemler falan balkondalar. Herkese pazar gününden merhabalar. Videomuzun devamına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bayramın 3. günü eşim geldi. Bir gün beraber geçirdik. Beraber denize girdik falan. Birazcık böyle eşimle, kızımla vakit geçirmek istediğim için çok çekim yapmadım açıkçası. Ertesi günde sabahtan hemen gitti zaten. Şimdi de görüyorsunuz ama gittikçe dökülüyor ve şampuanı kullanıyorum. Şimdi hani losyon gibi bir şey vardı demiştim ya. Onları yapacağız şunları. Göstereceğim şimdi size. Şu ikisini kapsüllerinin hepsinin birer tanesini kıracağım. İçine işte normalde badem yağı koyup yap dedi. Böyle uçları şeylerin paralel diplerini yap. Böyle güzelce masaj yap dedi. 3-4 saat kalsın zaten durulamaya da gerek yok demişti. Ben de o yüzden şimdi hazırda evdeyim. Miskinlik yapacağım. Nil de uyuyor zaten şu an öğle uykusunda. Ben de fırsattan istifade hemencik bu işi halledeyim. Çünkü neredeyse 3 gündür yapacağım ama hep bir koşturma peşinde olduğumuz için denk getiremedik bir türlü. O yüzden şimdi bugüne kaldı. Hemencik bunu yapalım. Şurası gördüğünüz üzere yok oldu. Buraları zaten anlıyorsunuz. Yani çok acayip bir seyrelme var. Çok da fazla lafı uzatmadan ben hemencik yapayım. Dediğim gibi badem yağı ile yap dedi ama şu an badem yağı olmadığı için evde zeytinyağı ile yapacağım. Dışarı çıktığımızda da bir badem yağı alıp bir sonraki haftada onu yapacağım. Çünkü bunu haftada bir uygulamamız gerekiyormuş. Şimdi hemencik gidip yapalım. İnek yalamış moda döndük. Ya benim bu kulağım niye tıkınıyor bire ya? Bunu bekleyeceğim 3-4 saat. Sonra durulamayacağım yani artık böyle gidecek bu. Yani umarım inşallah gerçek anlamda iyi gelir ve artık saçım dökülmez. Yani çok böyle şunu yaparken bile deli gibi saçım döküldü yani. Baksanıza görüyorsunuz zaten yani şuraları falan bayağı boşaldı. Yani psikolojik olarak geçlemeyi kötü etkiliyor. İnşallah bu durum düzelir ve ben de daha huzurlu olabilirim diyeyim size. Niloşko hala uyumaya devam ediyor. Ben de birazcık şimdi bir inekleme modu yapacağım. Hem inekleme modu yapayım hem de birazcık videomu editleyeyim ne çektim ne çekmedim bilmiyorum çünkü. Günaydın bebeğim. Güzel uyudun mu? Güzel uyudun mu? Anne. Kalkalım artık değil mi?
Kalkalım hadi gel. Anneciğim, ana kucağın geldi. Çok şükür. Bayram gelince tabii. Bir hafta neredeyse gecikti. Bak. Anneanne açıyor şimdi. Neyin bak dede senin ana kucağını yapıyor. Bak. Ana kucağının kurumuş hali bu şekilde oldu. Ama biraz... Tabii aldığımız fiyata göre birazcık dandik kimisi diyeyim. Burada görmüş olduğunuz bölümde bir bölüm var. Tam oturmuyor ve babam onu matkapla delmek zorunda kaldı ki oturması için. Ayrıyeten gördüğünüz üzere onu tam geçirirken de geçiremiyorsunuz. Yani o kadar kumaşı sert ki buradan yırtıldı. Ama gayet de güzel bir ürün gibi duruyor. Ama tabii ki de pratikte ne olur bilmiyorum. Bakacağız yine kullanımına göre. Size deneyimlerimizi de aktaracağım. Gözüküş olarak güzel ama kurulum olarak çok da sevemedim açıkçası. Ama dediğim gibi bu da ana çıktı bile. Yani bilmiyorum, Nil vurunca da muhtemelen çıkacaktır. Burada da emniyet kemeri var. Renkleri falan canlı. Ama dediğim gibi deneyimledikten sonra size tekrardan düşüncelerimi paylaşacağım. Hazır Niloşko öyle uykusundayken ben de hemen bir deniz keyfi yapacağım. Tabii ki de gene güneşli ama yapacak bir şey yok. Akşam saatlerinde ki uykusunu tam yapamıyoruz. Bir kere deneyelim dedik ama çok bıktıkladı. Bir kere daha deneriz. Eğer böyle daha uyumlu olursa bundan sonra akşam saatlerinde girerim. Ben de şimdi geldim. Şöyle bir iki cup cup yapayım. Sonra eve döneyim. Yarın da misafirlerimiz gelecek. İsveç'ten kuzenim geliyor. Annesiyle birlikte bize gelecekler. Yani yengemle birlikte. 2-3 gün kalacaklar sanırım bizde. Biz de böyle yani eve döndükten sonra da benim muhtemelen uyanmış olur herhalde. Sonra da uyandığında da evi bir silip süpüreceğiz. Şimdi geldik. Oh, mis gibi esiyor. Mis gibi yot kokusu geliyor şu an. Ben şimdi hemencik bir denize gireyim. Bir keyfim yerine gelsin. Sonra sizinle görüşürüz. Ana kucağıyla ilgili söylediklerimi duydunuz zaten. Bir deneyimledikten sonra da tekrardan bir şey yapacağız. Ona göre yorum yapacağım. Buralarda donmuş birazcık. Neyse, hadi bakalım. Ben birazcık deniz keyfi yapayım. Su acayip güzel ya, gerçekten çok iyi geliyor. Çok sıcak ama suyun soğukluğuyla böyle inanılmaz ferahlıyorsunuz. Yani çoğu kişiye bizim buradan yani ağzımın suyu soğuk gelir ama ben bebekliğimden beri burada yüzdüğüm için bu su bana güzel geliyor. Ve bu sıcakla bence birazcık da soğuk su olması gerekiyor yani. Şöyle iyice bir kuruluyorum kendimi. Hemen üstümü giyinip eve gideceğim. Niye de zaten muhtemelen uyanmıştır. Sen sesini mi keşfetmeye başladın? He? Kuzenim ve yengem geldi dün. Biz de bugün şimdi burada bir çınar altı var. Çınar var daha doğrusu. 1300 yıllık. Ondan da kahvaltı yapacağız. Miloşko'yu da deniz soğuk olmazsa ilk denize sokacağız bakalım.
Şimdi annemler kahvaltıyı hazırlıyorlar. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Bakalım Nil'le nasıl geçecek dışarıda. Uzun bir süre kalabiliriz. Çok huysuzluk ederse de ben zaten gideceğim. Bakın onu da böyle pembiş pembiş giydirdim. Anası uyumlu oldu kızım. Şimdi size bir çınar ağacını göstereyim. Gördüğünüz üzere çınar ağacı şu şekilde. Aa, 1300 yıllık bir çınar ağacı. Hatta o köyde tuzlarından bir aldı geldi, tuzlar getirmiş. Ha. Çocuk kayıyor elimde. Ağladık ya. Tamam bitti. Alayım mı onları? Onlarını yıka kızım, yıka. Ha, yeni vuruyorsun bir de. Sen seni hiç kokmuyordun. Konuşma gel anne. Ben şimdi sıkı tutacağım. Yap. Oo, kaçacak. Hı? Bacaktan girerim ben de. Bas. Hı. Olmadı mı? Yaptım. Bırak. Yaptın mı? Yaptım. Bacaktan yap. Tamam. Nereden yap? Hayırlı olsun. Çok hareket ediyor çünkü. Maşallah. Kas içi yaptım. Yap ya. Kas içi yaptım. Bir altı da yapılıyor. Kas içi de yapılıyor. Çünkü bu seferkinde şey yaptı. Bir hareketlendi. Herkese merhabalar. Bu video o kadar karışık oldu ki. Ben bu videoyu çekerken o kadar kötü hasta oldum ki. Hem kusma hem hissel. Hem bir halsizlik. O yüzden böyle bir düzenli bir video olmadı maalesef. Ama bu videoda Nil'in ilk deniz, ilk havuz ve dördüncü ay aktivitemiz de olduğu için bunu buraya an olarak bırakmak istiyorum. O yüzden bu videoyu paylaşmak istiyorum. Benim bebeğim. Büyüyorsun anneciğim. 4 aylık olduğunda yarın ayın 10'u bu videoyu yüklemeye çalışacağım. 4. ay kontrolümüze gideceğiz. Umarım her şey güzel gider. Dediğim gibi biliyorsunuz baş çevresinde hani bir yavaş bir büyümemiz vardı. Onu merak ediyorum ne durumdayız diye. Bakalım. Ben şimdi bu videoyu burada kapatayım. Bir güzel düzenlememi yapayım. Bunu hemencecik yükleyeyim. Yarın da yeni bir videoyla başlayalım günümüze. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.